Özel röportaj kuşağımızda bugün özel bir konuğumuz var. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş bizlerle birlikte. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Kampın kapılarını açtığınız için, bizi misafir ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Öncelikle hocam kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kamp nasıl geçiyor? Zorlu bir süreçten tabii ki geçildi. Hem takımın durumu nasıl? 30 Haziran'da Gaziantep'te başlayan bir kamp. Ardından Bolu kampı veya 4-5 gündür de Riva'da çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Neler söylersiniz hocam kamp için öncelikle? Öncelikle yeni sezonun Türk futbolunun tüm paydaşları için güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah güzel şeylerin çok konuşulduğu, olumlu şeylerin, pozitif şeylerin çok daha ön planda olduğu güzel, başarılı bir sezon geçiririz hep beraber. Ve ülkemizi de Avrupa kupalarında temsil eden tüm kulüplere buradan sizin aracınızla başarılar diliyorum. Çünkü gerçekten onların oradan bize getireceği puanlar çok değerli ülke adına. Hem ülke puanına katkıları hem de ligimizin marka değeri için çok değerli. O yüzden sizin aracılığınızla başlamadan onlara başarılar dilemek istiyorum. Kamp programımıza biliyorsunuz 30 Haziran'da kendi şehrimizde, kendi kulübümüzde başladık. Bizim için önemli bir gündü. Diğer takımlar için sıradan olan bir gün bizim için çok değerliydi. Çünkü biz takım olarak oradan ayrılırken çok dramatik şeyler yaşadık biliyorsunuz. Yaşadığımız depremden dolayı. Oyuncuların ayrılışı, işte yardım uçağı gelen uçaklarla biz oyuncularımızı şehir dışına göndermek zorunda kaldık. Kendi aracıyla giden oyuncuları normal şartlarda 3 saat gidilen yolu 15 saat, 18 saatte giden oyuncularımız oldu. O yüzden tekrar kendi şehrimize, kendi tesisimize rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde gelmek bizim için gerçekten çok değerliydi. Kampa yeni sezon için orada start verdik. Bir haftalık bir süreç yaşadık kendi şehrimizde. Tabii onda medikal testler, ufak tefek testler sonrasında ikinci etap için Bolu kampına geldik. Çalışmalarımız genellikle fiziksel antrenmanlar doğrultusunda geçti biliyorsunuz. Çünkü yaklaşık 6-7 aydır birbirinden uzak birçok oyuncumuz da maç oynayamadı. Onları tekrar fiziksel kapasiteye bir araya getirmek için genellikle bu tarz antrenmanlara ağırlık verdik. İki tane hazırlık maçı oynadık. Hazırlık maçlarında açıkçası beklediğimizden daha iyi bir performans bulduk fiziksel açıdan. Çünkü oyuncuların bir açlığı var, futbol olan bir açlığı var. O yüzden çok ciddi bir reaksiyon gösterdiler. O konuda da biraz sevinçliyiz, umutluyuz. Sonrasında üçüncü etap içinde bugün de buradayız. Sağ olsun federasyonumuz bize hem deprem zamanında hem bu zamanda çok ciddi yardımlarda bulundu, kucak açtı. Buradan da sizin aracınızla tekrar teşekkür etmek istiyorum. 3 Ağustos'a kadar buradayız. 3 tane hazırlık maçımız var. 29, 31 ve 02 olma kaydıyla 3 tane hazırlık maçımız var. 3 Ağustos'ta buradaki kampımıza da son vereceğiz. Oyuncularımıza verdiğimiz birkaç gün izinden sonra artık tekrar kendi şehrimizde ligin ilk maçı olan Fenerbahçe maçına hazırlık için başlayacağız. Hocam tabii ülkede çok zor günler yaşadık. Gaziantep'te depremi hisseden, yaşayan kentlerimizden bir tanesiydi. Tabii ki yaralar sarılmaya devam ediyor. Buna da çok fazla ihtiyacımız var. Siz de bu süreçte yine bunun için çok çaba gösterdiniz. Çok da fazla bu süreçle ilgili konuşmadınız. Ben de aslında çok da fazla hatırlatmak istemiyorum ama birebir yaşadığınız depremi oyuncularınızla birlikte. O anlarla ilgili neler söylemek istersiniz hocam, eğer konuşmak isterseniz? Evet, dediğiniz gibi aslında hatırlamak bile insana biraz açıkçası acı veriyor. Çünkü gerçekten yaşadığımız olay çok farklı bir olaydı. Dışarıdan bazı olumsuz cümleler duyuyoruz tabii de bizi daha çok yaralıyor. Çünkü hiçbir insanın kaderini yaşamadan o insanın hayatıyla alakalı çıkarımda bulunmak çok açıkçası gerçekçi şeyler değil. Çünkü biz o olayı tam merkezinde yaşadık. O yüzden çok üzücü şeylerdi bunlar. Tabii deprem bizim hayatımızın hiçbir tarafında olmadı. Çünkü yaşadığımız bölge olarak, yani depremi ben 41 yaşındayım. Hiçbir zaman depreme maruz kalmadım. Uykumuzdan çok
korkutucu bir sesle uyandık o gece. Yani kalktığımızda ne olduğunu anlayamamıştık. Tabii sonra ayağa kalktığımızda ayakta durmakta çok ciddi şekilde zorlanıyorduk. Tabii sonra saniyeler geçtikçe deprem olduğunu anladık. Tabii o an insan gerçekten ne kadar aciz olduğunu, ne kadar çaresiz olduğunu anlayabiliyorsun. O an sadece işte yakında eşim, çocuğum hep beraber sarılıp artık olacak şeyleri bekliyorduk açıkçası. Çok zor günlerdi bizim için. Tabii sonra kendimize geldiğimizde olayın ne kadar büyük olduğunu bugün aslında biraz daha fazla anladık. Tabii dışarı çıktığımızda bir mahşer havası vardı. Herkes telaşlı bir şekilde kendini bilmediği bir şekilde güvenli bir yere atmaya çalışıyor. Aslında onlar da nereye gittiklerini bilmiyorlardı. Biz de ne yapacağımızı bilmiyorduk açıkçası. Sonrasında alışkanlık mı diyeyim artık ne diyeyim, yaşanmışlık mı diyeyim. Aklımıza ilk gelen yer kulübümüz oldu, tesisimiz oldu. Ve ben oraya gittiğimde bütün oyuncuların, bütün çalışanların aynı refleksi gösterip orada buluşmamız da tabii bir enteresan bir anekdot. Orada bekledik, süreci orada atlatmaya çalıştık. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar tesisimizin fitness salonu var. Orada günlerimizi geçirmeye çalıştık. Tabii sonra yavaş yavaş artık olayı sindirmeye başladık. Olaya alışmaya başladık. Tabii işin bir de iş tarafı var, futbol tarafı var. Üzerimizde olduğu bir sorumluluk var. Bu tarafı yönetmeye çalışıyorduk. Oyuncularla görüşmeye çalışıyorduk. Neticesinde de istemeden de olsa ligden çekilmek zorunda kaldık. Çünkü gerçekten o anda orada bulunan futbolcuları tekrar bir maça, bir müsabakaya motive etmek her insanın yapabileceği bir şey değil. Orada bizler olduğumuz için, biz olayın tam merkezinde olduğumuz için olayı çok net anlayabildik ve istemeden de olsa o an lige ara vermek zorunda kaldık. Hocam tabii bu süreç sonrasında yeni sezon için tekrar lige dönebileceğinize inancınız nasıldı? Çünkü bazı oyuncular da kiralık olarak gitti. Şu anda geri döndüler. Psikolojik durumları nasıl? Mental olarak bir motive etme anlamında neler yapıyorsunuz? En çok da bunları merak ediyorum açıkçası. Evet. Aynı zamanda hocam bu sene sizi nasıl zorluklar bekliyor? Çünkü içinde olan sizlersiniz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Açıkçası biz depremden sonra lige devam etmek istiyorduk. Biz yönetimimiz, bizler devam etmek istiyorduk ama biliyorsunuz bu işin en önemli faktörü futbolcular. Futbolcular ikna olmadıktan sonra siz ne kadar çaba gösterirseniz hepsi maalesef havada kalıyor. Oyuncularla görüştükten sonra biz lige devam etmeme kararı aldık maalesef. Tabii yeni sezon içinde işimiz kolay değildi. Çünkü biz o süreçte oyuncularımızı başka takımlara göndermek zorunda kaldık. Çünkü hem kulüp menfaati için hem oyuncunun menfaati için, oyuncunun performansını devam ettirme adına başka bir kulüpte oynaması onun için daha iyi olacaktı. O süreci devam ettirdik ki bunda da sağ olsun başkanımızın önderliğinde güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Tabii o süreç bittikten sonra oyuncularımızı diğer kulüplere kiralık verdikten sonra bizim oyuncularla temasımız hep devam etti. Her an yani haftada bir haftada iki bazen telefonla görüşmeler, yüz yüze görüşmeler, işte maçlarını izlemeler. Aslında o süreçten oyuncuları biz bugüne hazırlamaya başladık. Bir kolay değil. Buradan çok dramatik bir şekilde ayrıldılar. Tekrar dönmeme düşüncesi olan oyuncularımız vardı doğal olarak. Çok doğal karşılıyoruz, çok insani karşılıyoruz. Tekrar dönmeyeceği konusunda çok kararlı olan oyuncularımız oldu. İstemeden de olsa onları göndermek zorunda kaldık. Bunlardan birkaç tanesini zaten biliyorsunuz. Çok ısrar etmemize rağmen hayır hocam artık ben kendi yaşantımı ve ailemin yaşantısını burada devam ettiremeyeceğim düşüncesi ağır bastığından istemeden de olsa bazı oyunculara biz izin vermek zorunda kaldık. Ama mukavelesi devam eden oyuncularla hiçbir zaman temasımızı kesmedik. Ta ki bu sürece kadar oyuncularla her zaman görüşmelerimiz devam etti. Tabii profesyonel destek alan oyuncularımız da oldu bu süreçte. Çünkü kolay değil bu süreci atlatmak ama şu güne geldiğimizde evet hala bunun kalıntılarını yaşıyoruz ama bir nebze de olsa rahat bir nefes aldığımızı söyleyebilirim. Hocam şunu da çok merak ediyorum. Şimdi transfer görüşmelerinde de özellikle yurt dışındaki transfer görüşmelerinizde
bu durumla ilgili problem yaşıyor musunuz? Oyuncular çok sonuçta bu durumla ilgili bilgi aldıktan yaşadık. Sonra bunun yansıması nasıl oluyor hocam? Bunun tersini söylersem çok inandırıcı olmayacaktır muhakkak. Çünkü biz transfer çalışmalarına zaten geçen sene ara verdiğimiz andan beri başlamıştık hatta. Bu sürece kadar hala da devam ediyor. Tabii transfer süreci çok geniş bir yelpaze. Bunun birçok birleşeni var. Tabii burada karar verici merceği olan iki taraf, kulüp ve oyuncu tarafı. Bizim okey olduğumuz birçok oyuncu da, oyuncu maalesef işte yaşadığımız depremden dolayı buraya gelmekte tereddüt etti. Biliyorsunuz zaten biz daha önce de maalesef çok güzel bir şehrimiz var. Çok açık, geniş, farklı bir şehrimiz var. Ama işte yaşanan Suriye Savaşı'ndan dolayı buraya ön yargılı yaklaşan birçok oyuncu oldu. O transfer sürecinde de geçmişte bunları yaşadık. Ve bunun üzerine bir de yaşadığımız felaket de eklenince açıkçası yapmayı planladığımız transferlerde çok zorlandık. Yani ben şu an herhalde 5 veya 6 oyuncu da depremden dolayı veto yediğimizi söyleyebilirim. Hocam çok soru var. Biraz müsaadenizle ben hızlanmak istiyorum. Sahanın içine de girmek istiyorum. Özellikle hocam baktığımız zaman şimdi sizin göreve gelişiniz öncesinde Erol Hoca ile aslında bir süre istediği sonuçları alamayan bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Hemen de aslında depremden çok kısa bir süre önce 3 maça çıktınız. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldınız ama orada negatif havayı hocam bir anda pozitif bir havaya doğru çevirdiniz. Büyük bir başarı aslında. Tabii ki sonrasında yaşanan süreç de var hocam. Neler söylersiniz hocam? Çok ani, hızlı gelişti sizin için aynı zamanda bu durum. Evet. Yani evet, o süreç hepimizin çok farklı bir süreçti. Çünkü Erol hocamızla biz kulüp olarak çok uzun soluklu çalışma adına bir anlaşma imzalanmıştı. Bir proje hedefi vardı ama maalesef sportif başarı olmadığı zaman yapılan bütün anlaşmalar hepsi havada kalıyor. Erol hocamızı da gerçekten çok çalışkan, vizyoner, işine çok bağlı bir teknik adam ama maalesef biz de istediği sportif başarıyı yakalayamadı. O da şu an İngiltere Şampiyonşip'te ülkemizi temsil ediyor. Ona da buradan sizin aracılığınızla başarılar diliyorum. Ben aslında geçen seneki yaşadığımız süreci daha önce de yaşadım. Ben 6 yıldır kulübün içerisindeyim. Kulüp antrenörüyüm. Aslında benim varoluş nedenim bu gibi kaotik ortamları bir an önce pozitif ortama çevirmek. Daha önce işte PTT 1. Lig'deyken de böyle bir sorumluluk aldık. O süreci de çok sağlıklı şekilde geçirdik. İki defa karşılaşmıştım ama tabii sonuncusu biraz daha farklı oldu. Tabii Süper Lig'de olunca biraz yankısı daha fazla oluyor. Erol Hoca ile beraber çok uzun bir kazanamama serisi vardı. Tabii bu oyuncular üzerinde çok ciddi bir şekilde psikolojik bir baskı yapıyordu. Neticesinde de oturup yönetim ve Erol hocamız tarafından oturup ortak bir karar alıp yollar ayrıldı. Tabii bu süreçte dediğim gibi ben kulüpte varoluş sebebim bu gibi kaotik ortamları bir an önce pozitif ortama çevirmek. Benim oradaki varoluş sebebim bu. Ve ben karakter olarak, inanış olarak samimiyete ve güvene çok inanan bir insanım. Bulunduğum her ortamda, kurduğum her ilişkide bunun öncelik olmasını sağlamaya çalışıyorum ve oyuncularla da, sadece şu andaki mevcut oyuncularla değil, daha önce çalışmış olduğum oyuncularla da hala görüşmelerin devam ediyor. Bütün ilişkilerimi samimiyet ve güven çerçevesinde kurmaya çalıştım. Oyuncularla aramızdaki yardımcı antrenörlüğünde verdiği bir etkileşimle çok güzel bir güven samimiyet ortamı oluştu. Tabii Erol Hoca'nın ayrılışından sonra aslında sahanın içinde yapacak çok fazla bir şeyimiz yoktu. Çünkü zamanımız yoktu. Erol Hoca sanırım Ankara Gücü maçı öncesi Perşembe günü ayrıldı. Biz 2 günlük işte cumartesi maçımız vardı. Sadece oyuncularla biz psikoloji açıdan biraz bir şeyler yapmaya çalıştık ve telkinlerim hep şu yönde oldu. Arkadaşlar, sizin gerçek potansiyeliniz bu değil. Ben buna inanıyorum. Alamadığımız sonuçların sebebi sizin kötü bir takım olmanızdan veya iyi futbolcular olduğunuzdan değil. Sadece ortada bir psikolojik bir sıkıntı var. Bunu bir an önce pozitife çevirmemiz lazım. Bu yönde oyuncularımı ikna etmeye çalıştım ve aslında aldığımız sonuçlarda da gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor. Sonrasında tabii bir Antalya deplasmanımız oldu. 2 tane çok kritik maç kazandık. Ankara Gücü deplasmanı ve Hatay
maçıydı içeride. Çok haklı galibiyetler aldığımızı düşünüyorum. Hem skor anlamında hem oyun anlamında. Tabii sonrasında bir Antalya maçına gittik. Orada zaten dar bir kadroya sahiptik. Orada da iki tane, üç tane oyuncumuz, bir tanesi sakatlık, iki tanesi cezalı olduğundan aramızda olamadı. Orada da sonuç olarak istediğimizi alamadık ama oyunsal anlamda iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii sonucunda da deprem oldu ve hayat bize çok farklı bir kapı açtı. Hocam süremiz bayağı kısıtlanıyor. Ben o yüzden hızlı hızlı sorayım. Sizden evet, de hızlı hızlı. Ben de çok konuşuyorum bu arada. Estağfurullah hocam, detaylı anlatıyorsunuz. Biraz daha hepsinde aslında soru işareti bırakmamak adına bu soruyla devam etmek istiyorum. Hocam şimdi Erdal Güneş ismi gelince akıllara hocam, benim aklıma futbolculuk hayatına Gaziantep'le başlayıp Gaziantep'le futbolculuk hayatını bitiren, yine antrenörlük hayatında burada start veren, yine teknik direktörlük hayatında burada start veren ve aynı zamanda hocam baktığımız zaman şu anda yönetimin, oyuncu grubunun, ki bunu çok iyi biliyoruz, ve taraftarın çok ciddi bir sevgisi var hocam size. Bu da eminim ki başarınızın en büyük sırlarından bir tanesi de oldu ve olacaktır. Bununla ilgili sizin bir söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı hocam? Evet, bana gösterilen sevgiden, saygıdan, değerden aslında açıkçası çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ama tabii ki Erdal Güneş'in Gaziantep'te bir karşılığı var. Ama Gaziantep'in Erdal Güneş'in hayatında anlamı bence daha da büyük. Çünkü ben kazandığım her şeyi Gaziantep şehrine ve Gaziantep futboluna borçluyum. Biliyorsunuz ilkler unutulmaz. Ben aldığım ilk evi Gaziantep'teki oynamış olduğum futbolla aldım. Yani bindiğim ilk arabayı Gaziantep futbolunda kazandığım parayla aldım. Şu andaki statümü Gaziantep şehri verdi bana. Gaziantep futbolu verdi bana. O yüzden tabii ki değer görmek çok güzel bir şey. Sevgi görmek çok güzel bir şey ama Gaziantep şehrinin bende yeri çok çok fazla. Çünkü uzun zaman altyapısında futbola başladım. Üçüncü ligde, ikinci ligde ve profesyonel takımda uzun zaman futbol oynadım. Çok kuvvetli bağlar oluştu. Çok güzel şeyler yaşadım. Dediğim gibi bana çok şey kattı Gaziantep şehri, Gaziantep futbolu ve şu anda hayal ettiğim, hedefimde olan, hayal ettiğim yerdeyim. İnşallah burada da bana güvenen insanları, bana inanan insanları mahcup etmem. Çünkü buradaki bağımız çok farklı. O yüzden burada gerçekten çok başarılı olmak istiyorum şu anlamda. Bu kişisel bir hedef değil aslında başarılı olmak. Tabii ki her insan başarılı olabilir ama bana inanan insanları, bana güvenen insanları, bana bu görevi layık gören insanları bir nebze mahcup etmeme adına burada başarılı olmayı daha çok istiyorum. Hocam transferle ilgili çok soru geliyor. Tahta Kapılı da açıldı. Çok önemli bir isim kadroya katıldı. Gradel. Gradel'le ilgili yorumunuzu almak istiyorum. Kaptanın Günay Güvenç'in Galatasaray'ın bir teklifi vardı. Son durum ne? Bunu çok merak ediliyor. Aynı zamanda Koyta ile ilgili bir girişiminiz var. Bununla ilgili son durum ne? Bizi aydınlatabilirsiniz. Aynı zamanda kaç mevkiye transfer düşünüyorsunuz tabii ki hocam? Evet. Bunu da çok merak ediyorum. Hepsiyle genel bir cevap verebilirsiniz. Evet. Çok seviniriz. Yani transfer tahta kapalı olayı şöyle aslında. Yani bizim depremden önce yollarımızı, bizim isteğimizde yollarımızı ayırdığımız oyuncular oldu. Tabii onlara bir yollar ayrılırken bir ödeme planı çıktı doğal olarak. Tabii o ödeme planı da deprem sürecine denk gelince, tabii orada insanlar kendi hayat mücadelesini verirken buradaki borcu düşünme şansları yok. O yüzden dolayı bir kapama oldu. Tabii çok ciddi bir şey değil. Yönetimimizin kontrolünde olan bir şey. Tabii sonra çalışmalarla hızlı bir şekilde transfer tahtası açıldı. Tabii transferlerimiz oldu. İşte Gençler Birliği'nden İlker Karakaş'ı aldık. Portekiz Ligi'nden Nofer'i aldık. Cezayir milli takım oyuncusu. Tabii en son Gradel'i aldık. Tabii Gradel çok kariyerli bir oyuncu. İşte Fransa Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde çok üst seviyelerde futbol oynamış. Kendi milli takımında 100'den fazla maça çıkmış. Çok ciddi şekilde gol katkısı, skor katkısı yapmış. En son kendi ligimizde de Sivas'ta çok ciddi başarılara imza atmış. Kariyerli, düzgün, iyi bir futbolcu. Tabii istediğimiz, arzu ettiğimiz bir oyuncuydu. Sağ olsun yönetimimiz de bu konuda bizim isteğimizi kırmadı ve Gradel şu an aramızda. Artık bundan sonra Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısına ortak olacaktır. Tabii
birçok oyuncuya daha ihtiyacımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii az önce de anlattığım gibi transfer süreci kolay bir süreç değil. Hele şu an bizim için, Gaziantep şehri için çok kolay olmuyor. Birçok noktada tıkandığımız şeyleri az önce anlattım zaten ama çalışmalarımız devam ediyor. Yönetimimiz bu konuda gerçekten şu an insanüstü bir gayret gösteriyor. Eminim birkaç gün içerisinde de tekrar aramıza yeni arkadaşların katılacağını söyleyebilirim. Hocam, ben bütün sorularımı sordum. Bir yandan da tabii süremiz de bitti diyebilirim. Ama ben son kez bir mesaj almak istiyorum sizden. Aynı zamanda Hatay Spor da burada çalışıyor. Hı hı. Onlar da Riva'da çalışıyor. Öncelikle sizi çok özledik. Gerçekten sizsiz hiç tadı yoktu. Öyle söyleyelim açıkçası. Aynı zamanda işte aklıma gelen, unutmayalım, Adana Spor'da keza öyle. Çok mutluyuz tekrar. Tabii ki zor olacak. Bununla ilgili hocam sizin mesajınız ne olur? Çünkü gerçekten zor bir süreç yaşandı ve eminim biraz önce de yine siz detaylandırdınız. Yine zor bir süreç olacak bu sezonda, evet, sizin için. Ancak tabii ki futbol asla futbol değildir. Böyle de bir yanı var. Kesinlikle. Son olarak Günay olayını atladık. Günay'la alakalı bir soru vardı. Günay bizim için çok değerli bir oyuncu. Sadece oyunculuktan ziyade takımımızın kaptanı. Aslında Günay'ın gelişimi de benim gelişime de benziyor. Gelişime benziyor açıkçası. Çünkü Günay buraya gelirken çok farklı şekilde geldi ama şu andaki konumu çok farklı. Günay da Gaziantep şehrine çok inanılmaz şekilde değer kattı. Gaziantep futboluna değer kattı. Aynı keza Gaziantep futbolu da Günay'a çok ciddi şekilde değer kattı. Tabii biz Günay'la aramızda çok farklı bir bağ var. 5 yıldır bizimle beraber. Ben de 5 yıldır kulübün içerisindeyim. Çok anımız var. Çok üzüldük, çok ağladık, çok sevindik. İşte şampiyon olduğumuzdaki sevincimiz bizim için ve benim için çok değerli bir isim. Tabii teknik direktörlüğe yeni başlamış bir hoca olarak tabii ki Günay'ı bırakmak, Günay'ın bizden ayrılması benim için çok kolay bir karar değil ama sonuçta her insanın hayali bir hedefi var. O konuda da Günay'a saygı duyuyorum. İnşallah onun için de her şeyin en güzeli olur. Çünkü hak ediyor gerçekten hem karakter olarak hem performans olarak ki oyuncumuza talip olması, Günay gibi bir oyuncuya talip olması bizim için gayet normal karşılanıyor. Çünkü gerçekten hem insan olarak hem performans olarak, kaleci olarak çok farklı bir yerde. O yüzden inşallah onun için de bir an önce en güzel şeyler olur diye temenni ediyorum. Tabii tekrar sezona başlamak bizim için de çok heyecanlı. Çünkü yarıda kalmış bir hikaye var benim adıma, takım adına. Oyuncularımız da bu heyecanı görüyorum gözlerinden. Onlar da bir an önce artık sezonun başlamasını istiyorlar ve bir an önce tekrar takımı, iyi takımımızı, taraftarımızı izletmek istiyorlar. Taraftarımız da tabii heyecanla ligi bekliyor çünkü gerçekten 6 ay, 7 ay bir takım için, bir şehir için, bir taraftar için uzun bir dönem. İnşallah iyi bir şekilde hazırlanıyoruz burada. Güzel bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Seyir zevki veren, mücadele gücü yüksek, asla sahada pes etmeyen bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Alacağımız oyuncularla da inşallah düşündüğümüz aramıza katılacak oyuncularla da gerçekten yeni sezonda güzel bir Gaziantep Futbol Kulübü yaratmaya çalışıyoruz. Hocam, ilk maçta Fenerbahçe karşılaşması olacak. Buradan son olarak ben sorumu da şöyle, taraftarlara mesajınız olur mu? O bir tribün önünde bir karşılaşma. Hı hı. Neler söylersiniz? Tabii kolay bir maç değil sonuçta. Karşımızdaki takımın gücü belli. Çok ciddi transferler yaptı. Lige erken başladı. Avrupa Kupası maçları var. Dün de maçları vardı. Ben bizzat statta gittim, maçlarını izledim. Çok önemli isimler aldılar. Kendi liglerinde, kariyerinde çok başarılar sağlamış oyuncular aldılar. Tabii zor bir maç bizi bekliyor ama dezavantajı olduğu kadar avantajlı tarafı da var. Çünkü az önce dediğim gibi bir 6 aydır, 7 aydır ara vermiş bir takım ve oyuncu grubu var. Bir açlık var. Oradaki atmosferde bu bize ayrı bir motivasyon kaynağı olacağı düşüncesindeyim. İnşallah iyi bir şekilde hazırlanıp orada sezona iyi bir futbolla, iyi bir sonuçla
başlamak istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kampın kapılarını açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Röportaj verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri çok özledik. Tekrardan gönülden başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Bu arada da Gaziantep medya sorumlusu Sayın Cemil Cansı'ya da o güzel röportaj için tüm yardımlar için, destekleri için de teşekkür ediyoruz. Biz özel röportajımızı noktalıyoruz.